Hardware Plus'a hoş geldiniz. IFA 2019 fuarında şimdi birazcık Huawei'den konuşmamız gerekiyor. Çünkü az önce Huawei'nin gerçekleştirmiş olduğu etkinlikten çıkış yaptım ve bu etkinliğin belki de en önemli tanıtılan yeniliği olan bizim önümüzdeki günlerde çok büyük ihtimalle Mate 30 Pro modelinde göreceğimiz şirketin yeni işlemcisi Kirin 990 tanıtıldı. Kirin 990'ın bizlere sunacağı birçok farklı noktada yenilik var. Bunlardan ilki 5G desteğini kendi içerisinde sunan ilk amiral gemisi seviyesindeki işlemci olması. Biliyorsunuz daha önce Snapdragon 855 kullanan ve 5G desteğine sahip olan bazı telefonlarda görmüştük. Ancak orada işlemci olarak Snapdragon 855'in yanında biliyorsunuz ki Qualcomm'un bir X50 modemi ayrıca kullanılıyor ve 5G desteği de bu şekilde kullanıcılara sunuluyordu. Kirin 990'la beraber direkt olarak işlemci içerisine entegre edilmiş bir 5G desteğini de telefonlarda kullanabileceğiz. Ayrıca Kirin 990'ın 5G desteklemeyen farklı bir varyasyonu daha olacak. Bu videoda dilimin döndüğünce Kirin 990'ın bizlere neler sunacağını sizlere anlatacağım. Huawei Kirin 990'ı 3 ana maddede inceliyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 5G, diğeri yapay zeka ve üçüncü olarak da tabii ki işlemcinin hem işlem performansı hem de grafik performansı. İsterseniz gelin hep beraber Kirin 990 bizlere neler sunuyor yakından bakalım. En başta söylediğim gibi Kirin 990'ın en önemli iyileştirmelerinden biri içerisinde 5G desteğinin olması. 5G desteğiyle beraber ekranda da bize göstermişlerdi zaten 2.3 gigabitlik bir indirme hızına ve tabii ki teorik olarak 1.25 gigabitlik bir yükleme hızına ulaşabileceğiz. 5G hem dünyada hem de ülkemizde yürürlüğe girdikten sonra bununla beraber yapısına baktığımızda bugüne kadar gördüğümüz 5G destekli işlemciler arasında Kirin 990'ın hem NSA hem de SA desteğini bir arada sunuyor olması bu anlamda bir ilki yaşatıyor anlamına geliyor. Bugüne kadar bu iki teknolojiyi beraber destekleyen bir işlemci yoktu. Kirin 990 bu anlamda ilk oldu. Bununla beraber çift sim kart desteğini de yine bünyesinde barındırıyor. Size gelecekte 5G sim kartınızı hem de LTE yani 4G destekleyen sim kartınızı bu işlemciyi kullanan ve çift sim kart slotuna, yuvasına sahip bir akıllı telefona sahip olursa. Biliyorsunuz Huawei uzun süredir yapay zeka konusunda ciddi anlamda öne çıkan firmalardan biri ve bizim geçtiğimiz yıl yine IFA fuarında gördüğümüz Kirin 980 modelinde daha önce tek olan NPU birimini yani yapay zeka birimini ikiye çıkartmışlardı. Bu modelle beraber yine işlemcinin içerisinde, Kirin 990'ın içerisinde yapay zeka ile ilgilenen yine büyükçe bir bölüm var ve bize gösterdikleri iyileştirmeler sayesinde gerek kamera noktasında gerekse de farklı noktalarda kullanıcıların kullanmış olduğu akıllı telefonda birçok farklı yetenek olacak. Gerçekleştirilen etkinlikte Kirin 990'ın yapay zeka kabiliyetleri şu anda Qualcomm'un amiral gemisi olan 855 ve Apple'ın bir hafta sonra artık eskiyeceği Apple A12 işlemcisiyle beraber kıyaslandı. Buradaki kıyaslamaya göre yapay zeka performansında 6 katlık bir daha yüksek performans sağladığı, verimlilik noktasında da yani yapay zeka ile alakalı bir işlem yapıldığında telefonun harcamış olduğu güç kıyaslandığında da bu işlemcilere oranla 8 katlık daha efektif bir sonucun alındığı söylendi Huawei tarafından. Yine etkinlikte belki de etkinliğin en etkileyici anlarından biriydi. Zira yapay zekanın yapabildikleri ile alakalı bir video gösterildi. Bu videoda 5 kişinin olduğu bir alanda kişileri sadece seçerek kesebiliyor ve bir kişiyi büyütebilirsiniz, arka planı komple değiştirebiliyorsunuz. Yani yapay zeka sayesinde nesneler çok daha iyi bir şekilde tanınıyor ve bu nesneler içerisinde arka plan dahil olmak üzere çok kolay değişiklikler yapabiliyorsunuz. Biz videoyu izledikten sonra ya çok etkileyiciymiş ama inşallah burada gördüğümüz gibi birebir şekilde telefonlarımızda da kullanabiliriz diye ümit ettik. Videolar çok etkileyici. Bakalım önümüzdeki dönemde Mate 30 Pro'nun da gelmesiyle beraber bu yapay zeka ile alakalı gösterilenler ne kadar gerçeğe yansıyacak göreceğiz. Hatırlarsanız yapay zeka desteği sayesinde hem şu anda benim de kullanmış olduğum P30 Pro'da hem de Mate 20 Pro'da yiyecek tanımlamadan ağırlığı hesaplamaya kadar
birçok farklı alanda kullanıcıların işine yarayabilecek özellikler vardı. Geliştirilen yapay zeka ile beraber Kirin 990'da bunların daha da çeşitlendiğini göreceğiz gibi görünüyor. İsterseniz son olarak da işlemcinin yapısından ve performansından söz edelim. Yine aslında benzer bir üretim süreciyle üretilen, yani 7 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilen bir işlemciden bahsediyoruz. Ancak burada şöyle bir farklılık var. 7 nanometre plus olarak daha iyileştirilmiş bir nanometre süreciyle beraber geliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene Huawei birçok firmayla beraber 7 nanometreye geçiş yapmıştı. Aslında ilk olarak Huawei'ye geçmişti. Qualcomm ve diğer firmalar onu takip etmişti. Ancak nanometre süreci öyle her sene geliştirilebilecek bir noktada olmadığı için, artık çok ileri bir düzeyde olduğumuz için her firma 7 nanometre plus yapıyor. Mevcut mimariyi birazcık daha iyileştirerek hayatına devam ediyor. Artık nanometreleri daha gerilere çekmek, 6 nanometre, 5 nanometre yapmak çok kolay değil. Çünkü bahsetmiş olduğumuz işlemcide 10.3 milyar transistör yer alıyor. Bu da zaten hali hazırda günümüz şartları için çok performanslı ve çok gelişmiş bir işlemci olduğu anlamına geliyor. Kirin 990 işlemcisi toplamda 8 çekirdekli bir yapıda. Bu 8 çekirdeğin 2 çekirdeği en performans tabanlı, en büyük çekirdek. Cortex-A76 tabanlı ve 2.86 GHz'lik bir sağ hızında çalışıyor. Diğer 2 çekirdek orta boy olarak adlandırılan ve hem bir yandan performansı ancak bir yandan da daha verimli olan 2 çekirdek. Buraya baktığımız zaman da 2.09 GHz'lik bir saat hızının kullanıcılara sunulduğunu görmekteyiz. Son olarak geriye kalan 4 çekirdeğimiz ise verimlilik tabanlı ve Cortex-A55 tabanlı olarak çalışıyor ve 1.86 GHz'lik bir saat hızıyla bizleri karşılıyor. Büyük ihtimalle Kirin 990 işlemcisinin bu çekirdek yapısıyla beraber kullanıcıların işine en çok yarayacağı nokta dünyanın ilk 16 çekirdekli Mali G76 GPU'sunu kullanıyor olması. Çünkü 16 çekirdekli Mali G76 GPU'su hem bir yandan oyunlarda ve grafik gücü isteyen diğer noktalarda size şu andaki görüp görebileceğiniz en iyi performanslardan birini sunarken, bir yandan da yapılan karşılaştırmalarda şu anda kullanılan Snapdragon 855 gibi işlemcilere nazaran çok daha verimli sonuçlar elde ediyorsunuz. Bu da çok güçlü bir telefonla oyun oynarken bir yanda da pilinizin eskiye nazaran çok daha iyi gitmesi anlamına geliyor. Ama tabii ki henüz daha işlemci çıkmadı. Biz testlerini gerçekleştirmedik. Önümüzdeki dönemde durumun ne olduğunu göreceğiz. Bununla beraber biliyorsunuz işlemcilerde bir de görüntü işleme için kullanılan ISP'ler var. Kirin 990 modeliyle beraber 5. jenerasyon ISP'ye geçiliyor. Ve yine bize etkinlikte anlatılan özelliklere göre kirlilik temizlemede, fotoğraflarda oluşan kirlilikleri düzeltmede, fotoğrafta %30, videoda ise %20 oranında daha iyileştirilmiş bir performans sunuluyor. Bu sayede siz bir fotoğraf çektiğinizde düşük ışıkta normalde birazcık daha fazla grenlenme olurken, yeni işlemcinin ISP'si sayesinde bunlar birazcık daha iyileştirilmiş şekilde kullanıcılara sunuluyor. Önümüzdeki dönemde bir 10 gün sonra falan yine Almanya'da Münih'te Huawei Mate 30 Pro tanıtılacak ve büyük ihtimalle biz bu işlemciyi ilk kez o cihazın içerisinde göreceğiz ve telefon da Türkiye'ye ulaştıktan sonra detaylı testlerini, yapay zeka kabiliyetlerini ve diğer özelliklerini sizlere göstereceğiz. Sizin Kirin 990 ile alakalı düşünceleriniz neler? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. İFA turumuz devam edecek. Ben burada çekmem gereken birçok video var. Kanalımızı takip edip eğer abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.